Samsung G950F cihazlarda şarj almadığında servis manuel yardımıyla şarj arızasını nasıl bulduğumuzu bu videomuzda izah edeceğim arkadaşlar. Öncelikle cihazımıza ait servis manueli açtıktan sonra şarj devresini buluyoruz arkadaşlar. Bizim cihazımızın şarj devresi burası. Burada diyor ki şarj soketimizdeki voltajı ölçün diyor. C860'ın ayağındaki 5 volt veya 9 volt olacak diyor. Bu voltaj var mı diyor. Yoksa alt board'u değiştirin diyor. Varsa devam edin diyor. Buradaki voltaj 9 veya 5 veya 9 volt olduğunu yoksa diyor. U805'i değiştirin diyor. Varsa devam edin diyor. Bataryayı kontrol edin diyor. Her şey normalse diyor. U7018'i kontrol edin diyor. Biz bunu şemal olarak da gösterelim arkadaşlar. Ölçü aletimizde bunu nasıl ölçeceğimizi şimdi bu videomuzda size gösterelim. Öncelikle cihazımızı DCV10 konumuna alıyoruz arkadaşlar. Şekilde 10 metremizi DCV10 konumuna aldıktan sonra siyah probumuzu cihazın herhangi bir yerine yani şasesine değdiriyoruz demirini. Artı ucumuzu ne demişti orada? C860 demişti. Şöyle C860'ın ayağına değdiriyoruz. Kaç volt olacağına bakalım. C860'da 5 veya 9 volt arası olacak diyor. Eğer bizim 5 voltumuz normalse ve alacağımız değer de şu arkadaşlar. Buraya değdirdiğimiz 10 metremizi. 10 metremizde alacağımız değer de bu DCV10'dayken. Bu voltajımız varsa servis manuele geri dönüyoruz. Bataryayı kontrol edin diyor veya cihazın olup olmadığını kontrol edin diyor. Bunlar normalse diyor 805 ya da U7018 U805'i kontrol edin diyor. Biz onların şemasını da burada çıkardık arkadaşlar. Onları da gösterelim. Bakacağımız parçalar C860, U805, U7018. Bizim şarjla ilgili bir sorunumuz olduğunda bu devreleri, buraları kontrol edeceğiz. Kolay gelsin arkadaşlar.